Ciner Medya Spor Yayınları koordinatörümüz Mehmet Ayan stüdyomuzda. Hoş geldin Mehmet Ayan. Günaydın, iyi haftalar. Nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Allah'ın önemine binaen giyinmişsiniz sarı lacivert. Olmuş mu? Fenerbahçe camiasına selam olsun. Çok mutlu Fenerbahçe camiası, tebrik ediyoruz. Olmalı, gerçekten. Olmalı zaten. Fırtına zaten esiyor, fırtına. Hı? Kızlara sonra mı geleceğiz? Hangisinden başlamak istersen. Sen karar ver. Tarifeli mi geleceğiz, business mi geleceğiz kızlara? İşte sence? Onu sorayım. Tarifeli gelelim ya. Biraz sonra gelelim yani. Öyle mi diyorsun? Ya futbol konuşmayacağım bu sabah Fenerbahçe ile ilgili. Çünkü karşımızda öyle bir figür var ki futbolu sonraya bırakalım. Yani çünkü onun ne kadar büyük bir hoca olduğundan söz etmeyeceğiz. Ben dün televizyondan izlerken ve bütün kanallara tek tek baktım. Bütün haber kanalları dahil olmak üzere. En son ben bunu gene Habertürk'te Van Persie'de görmüştüm. Van Persie imzasında görmüştüm. Yani büyük bir propaganda kampanyası. Ve cumartesi gecesinden başlayan müthiş bir iletişim faaliyeti. Bu Türkiye için çok kıymetli bir şey. BBC yayınladı galiba, Sky Sports yayınladı, hafızam beni yanıltmıyorsa CNN haber yaptı. Dünya en büyük hocalardan bir tanesini Türkiye'de gördü. Bunun karşılığı futbolla ölçülemez. Şimdi Fenerbahçe'yi tutun tutmayın. Dünya cumartesi gününden itibaren Fenerbahçe dolayısıyla Türkiye'yi konuşuyor. Bunun bir tanıtım değeri var, propaganda değeri var, iletişim değeri var. Bunu da bir kenara geçtik. Dün akşam Sayın Jose Mourinho, bizim burada seninle neredeyse her sabah özellikle Olympiakos maçı öncesi sonrası 15 gün konuştuğumuz sözlerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Ne dedi adam? Ali Koç'la ilk yaptığı konuşmada Avrupa, Avrupa, Avrupa. Yani bak, ilk sabah söylüyorum daha ki dün akşam da biraz anlattım. Eğer Fenerbahçe Jose Mourinho'yu Süper Lig şampiyonluğu için getirdiyse, ana temel hedef buysa, sakın hemen şu otelden check out yapsın. Bak sakın. Çünkü elimizdeki hoca, elimizdeki değer, elimizdeki büyüklük Fenerbahçe'nin büyüklüğüne o zihniyeti taşıyacak kapasitede bir adam. Çünkü Fenerbahçe kendi büyüklüğünün farkında olmayarak sürekli aman efendim Süper Lig şampiyonluğuyum dedi. Biz de burada her sabah bunu eleştirdik. Bu Ali Bey eleştirisi değil. Bu Aziz Bey eleştirisi değil. Bu İsmail Kartal eleştirisi değil. Ben 49. yaşıma geldim ve 42 yıldır futbolu takip ediyorum. 29 yıldır bu işten ekmek yiyorum. Fenerbahçe hep böyleydi. Alişan zamanında da böyleydi, daha öncesinde de böyleydi, Metin Aşık rahmetli zamanında da böyleydi. Bundan artık bir çıkartalım şu kulübü ya. Bu kulüp Süper Lig şampiyonuyla abad olacak bir organizasyon değil. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi diyorsun. Aman efendim Süper Lig şampiyonluğu. Ya olamıyorsun işte. Galatasaray 14 sene olmadı, Beşiktaş 15 sene olmadı, sen de 10 sene oldu işte, olamıyorsun. Olamayabilirsin ama böyle bir hocayla vizyonu başka yere koydum. Bu çok kıymetli bir şey. Fenerbahçe taraftarlarını harika bir sezon bekliyor. Çok special one, özel bir adam gerçekten. İmza törenindeki her halinden de bu belli. Ben Fenerbahçe'nin çok doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Özel bir iş yaptığını düşünüyorum. Ve Süper Lig'de şampiyon olur olmaz bir kalite, bir marka, bir vizyonu Ali Koç veya tırnak için Aziz Yılmaz kim getirirse getirdi, Fenerbahçe'nin başına getirdi. Peki yani sonuçta bir takım kaygılarla ve beklentilerle transferler yapılıyor. İsmail Kartal da bu beklentinin karşılamadığını gördük. Sence ne olur Mourinho'da? Nasıl bir karşılık görüyorsun? Dediğim gibi ben bütün Fenerbahçe maçlarını heyecanla Avrupa kupaları için seyredeceğim. Süper Lig maçlarına gelince Süper Lig'in kendi içinde başka değerlikleri var. Süper Lig'de başka oyun var, başka oyuncular var. Bu arada tabii Jose Mourinho'nun şöyle bir durumu da var. Sanıyorum çalışıp gelmiştir. Eğer sadece buraya tırnak içinde para kazanmaya gelmişsek, öyle bir şey ben tahmin etmiyorum. Türkiye adamı çarpar. Mesela para kazanmak için Arabistan'a da başka yerlere de gidebilir ama burada hem Türkiye'deki futbolu ve Fenerbahçe'yi hem de bu futbolun ve Türkiye'nin geliştirilebildiğini gördü. Bir de yine dün akşamki sahnelerden benim aklımda kalan şu. Ya bu adam futbol için Avrupa'da olsa bile zihnen çok Avrupa'da olmayan bir ülkede gelip hala kendini ispat etme çabasında. O zaman da Aziz Bey'in laflarına dönüyoruz. Ya Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı yok sadece. Senin de yeni bir challenge için Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Lafına dönüyoruz. Yani onun aldığı kupaları, yaptığı işleri falan saymanın alemi yok. Ama Mourinho bugün gerçekten Türkiye'nin çok özel bir futbol değeri oldu. Ve bu rekabet açısından da Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un gelecek seneki rekabet açısından da son derece kıymetli bir şey. Tabi burada da Galatasaray'ın geçen iki senede yaptıkları ve çıtayı koyduğu yer, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı içeride yıkalama çabaları, ama illaki de Avrupa. Peki Türk futbolunda müthiş gitmiyor işler. Bir takım organizasyon sıkıntıları var. Var da var. Yani liste uzun, bunu saymayacağım. Bu sene para geldi. Canlı var bu sene. Mourinho ile bu nasıl olacak? Yani bu etkileşim ne olacak? Bir kere Türk futbolu adına söyleyeyim. Bir kere canlı var bu sene. Canlı duruyor keş. O paralar harcanacak. Türkiye'deki sorun şu. Parayı harcayıp rasyonalize etmiyorsun. Borça giriyorsun. Ne kadar büyük para, o kadar büyük borç. Ne kadar büyük para kazanıyor kulüpler, o kadar büyük borca giriyor. Niye? Çok yakın döneme kadar soran yoktu. Allah'tan şimdi Bankalar Birliği falan soruyor. Şirket yani olsa böyle olmaz ama işte tabii. Ama bak dün gene Iğdır Spor'umuz geldi. İşte onu soracağım. Evet. Trabzon FK'mız da benim açıkçası gönlüm biraz, açıkçası dedim, kendime ceza vereceğim. Açıkçası diyen bizim personele ben ceza veriyorum her ay. Niye? Açıkçası kelimesinden para kesiyorum. Neden? Olmaz, açıkçası demememiz lazım. Kapalıcası. Ya bazen yaygın yanlış kullanım vardır. Ben bu konuda öğretim görevlisi olduğum için bazı şeyler halk tarafından yaygın yanlış kullanım olur ve kabul görür. Tamam, ne diyecektim? Evet. Bak dün Iğdır Spor geldi, rakibi Trabzon FK'ydı. Ben biraz daha Trabzon FK gönlüm oradaydı ama Iğdır Spor da sahipli, Trabzon FK da sahipli, Bodrum sahipli, Göztepe, Eyüp, bunlar hepsi sahipli. O yüzden sözünü ettiğin gibi şirket olsa... Ya ben yarın bir gün nasıl hesabını vereceğim bu işin, kendi cebim diye düşünecek. Yoksa başkan geliyor, gidiyor, kimse kimseye hesap verdi yok. Hakikaten bu şirket meselesi bence çok daha fazla gündeme getirmelisin. Çok daha fazla. Yani. Mesela inşallah bir gün tıpkı sokak hayvanlarla canlarımıza yapmış olduğumuz gibi Fevzi ile ürettiğiniz etkiyi bu şirketleşme konusunda biz üreteceğiz. Bu programın nüfuzu çok yüksek. O yüzden gerçekten ele aldığımız konuyu sonu nihayetlendiriyoruz. O konuda da mutluyuz ve gururluyuz. Tamam, bu konu bir dahaki konumuz olsun. Her gün konumuz olur. Neyse. Peki, Fenerbahçe'nin finansal gücü anlamda çok yüksek olduğu için de başka transferlerle beraber iş daha büyür, güçlenir, ama tekrarlıyorum. Fenerbahçe eğer Mourinho'yu Süper Lig şampiyonu olmak için aldıysa hemen check out. Bak şurada otel. 50 metre. Hadi gelelim filenin sultanlarına. Çok güzel maçtı. Ben dün gece seyrettim sonuna kadar. Bir ara sevgili Kerem abi de maçı anlatırken biraz sallandı ya. Maç gitti falan dedi. Özellikle 2-1 gerideydik. O 4. seti çok kötü oynadık. 20.11 mi öyle saçma sapan sonuç da bitti. Ama sonrasında bir tane o üzerine kahramanlık menkıbesi üretilebilecek bir sayının ardından, ki oradan sonra da bir 5-1'lik kadınlar yakaladı, rakip seri yakaladı. Ama sonlara doğru hatalarımızı az yaptık. Mesela tam bilmiyorum sakatlar mı ya da hoca tercihi mi, Zeyra yoktu, şeyi yoktu, neydi diğer arkadaşımız, Hande yoktu, ikisini ben hiç duyamadım. Ebrar 4. sette hiç oynamadı. Sonra hoca onu 5. sete saklamış. Sonrasını anladık. Melisa Vargas ilkin biraz hata yaptı işte falan, olsun. Takım oyunu muhteşem, işte şu sayı galiba değil mi? Bu sayı. Biraz rakibin hatasıyla işte buradan kahramanlık menkıbesi üretilebiliyor. Senin aşkına gelelim mi? Büyük aşkına. Bir şiir söyle de öyle. Real Madrid. Real Madrid için adam sabah akşam şiir yazıyor. Şiir yazıyorum. Bir ikincisi. Arda Güler vardı, onu da altını çizdim. Hiçbir an bile o kupanın sol meydanı üzeri, Sibeles üzeri stada geleceğinden hiçbir an şüphelenmedim. Yani sol meydanı biraz yukarıdadır. Ondan sonra Sibeles'e doğru aşağı inersin. Atletico Madrid meydanını geçersin, Neptün'ü. Sibeles'e gider. Sibeles'ten de Barnabao'ya gider. Bir an bile o rotadan endişelenmedim. Ya. Yani bu Dortmund gol kaçırmış. O atsan olacak ki. Babamlarla beraber söylüyoruz. Babam dedi ki ya dedi, sen Real'lisin, niye Dortmund gol atacak diye heyecanlı. Ya baba, heyecanlanayım. Yani ilk yarı Dortmund kazansın, ikinci yarı Real Madrid kazansın. O kadar eminim ki. O kadar basit ki. Zaten 46. dakikada 47'de 48'de 3 tane duran topla baba dedim, konu kapandı. O yüzden kazanan winner bir organizasyon. Ya biz diyoruz, insanları inandıramıyoruz ki İtalya'yı tut, Real Madrid tut, Djokovic'i tut. Türkiye'de de Fener'de Galatasaray, Beşiktaş birini tut, kazan. İtalya, Djokovic, Real Madrid, Fener, Galatasaray, Beşiktaş birini tut, kazan yani. Dolayısıyla çok rahat oluyor yani. Sen gözlerin ışıl ışıldır. Bak Galatasaray'da bu kadar olmuyorsun. Hafta sonu ödül törenindeydim. Galatasaraylı bir ödül organizasyondan biri dedi ki vallahi ben Mehmet Ayan'a çok kızıyorum ama dedim o da Galatasaray. Olsun kızıyorum dedi. Niye kızıyorlar sana Galatasaraylılar? Gazetecilik yaptığımız için olabilir mi? Diye kapatayım. Yani Carlo Ancelotti galiba Sibeles'teki törende acayip bir onora etti Arda Güler'i. Size o çocuğu çağırıyorum dedi. Orada çıktı İspanyolca cümleler etti. Orada çok mutlu oldum. Gerçekten Ancelotti. Ne oldu? Başta çıkarmıyordu. Olmuştu Ancelotti dogmatikti, sorgulanamazdı. Doğru yolu buldu. Dogmatik ve sorgulanamaz. Onun yaptıkları sorgulanamaz ki. Bak Şampiyonlar Ligi'nden hiç oynatmadı. Niye başta demotive etti çocuğu? Böyle kıymetli bir şey bu kadar kısa zamanda mı? Demotive bak biraz sonra görüntülerden görecek. Demotive mi etmiş? Bak ne yapmış? Şimdi yapıyor tamam doğru yolu buldu. Diyor. Başta ne yaptı? Saha içerisinde gelecek sene gene oynatmaz gerekirse. O Ancelotti. O senden benden ve 75-85 milyon Türkiye'den Türk'ten daha iyidir. Ya şu görüşe katılmak istemiyorum. Böyle bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Her zaman zekatın üstündür. Hayır bak şu adamın bir öyle baba bir şey şefkatiyle yok. Çocuğa sarılmasını ve onu onore etmesini sahada oynatmayabilir. Bu kadar basit. Yani şampiyon ya baksana adam her şeyiyle şampiyon. İyi peki ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim şey şu Beşiktaş Raşit Gezal'la yollarını ayırdı. İlk sene dışında bir sıkıntılı performans. İki Galatasaray'da az önceki beyefendi bize kızabilir ama Erden Timur Galatasaray'la yollarını ayırıyor. Muhtemelen yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor Sayın Erden Timur'un ve Erden Bey'in giderken herhalde bir takım açıklamalarda bulunacağı. Çünkü kırgınlığı biliniyor zaten. Dün de Fatih Altaylı yazısında uzun uzun yazılmıştı. Gerçi biz onu 3-4 ay önce yazdık ama kimse bizi dikkate almadı. Sen bizim programımıza söyle dikkate alın. 3-4 ay önce Fatih abinin dün yazdıklarını epey bir yazmıştım. Yani o isteyenler htspor.com'dan bulabilir. Bir kere daha buradan Erden Bey'e sesleneyim. 1 Temmuz 2022 günü Bebek'te sağ olsun bizi kahvaltıya çağırmış. Hayatımda ilk defa orada gördüm. Bir daha da görmedim kendisini. Bir tek soru sormuştum. Sayın Erden Timur, Galatasaray'da bu kadar çok sevilmek sizi tedirgin etmiyor mu demiştim. Onu güzel. Ben defalarca radyoda, televizyonda, Twitter'da, yazıda söyledim. Dün Fatih abi buna benzer şeyler söylemiş. Galatasaray'da o kadar sevilmek bir insanı tedirgin etmiyor. Fatih abi değil mi? Fatih Altaylı'dan bahsediyoruz efendim. Onu bir insanı Galatasaray'da bu kadar çok sevilmek tedirgin etmeli. Ama Erden Bey peki o sevgiyle yoğruldu. Çok sevilmeyi sevdi ki herkesin yapacağı bir şey. Sevilmeyi sevmek kötü bir şey değil. Ama Galatasaray'da o kadar sevilirsen pek olmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ayan. Bugün 14'te Jose Mourinho'nun basın toplantısı var. Tamam. 11.20'de de Cem abiyle Cem Dizdar'la bu konuları konuşacağız. Hadi bakalım. Saygılar. Seyredin efendim. Köşe yazılarını da okuyun. Mehmet Ayan'ın HT Spor'da.